Merhabalar efendim. Şimdi Mehmet Akif Ersoy Eğitim Kurumları Müdürü Ahmet Ormancı hocamızla beraberiz. Ahmet Ormancı hocamıza Mehmet Akif Ersoy deyince aklınıza ne geliyor diye bir soru yöneltelim. Buyurun hocam. Evet, okulumuzun ismini de alması hasebiyle Mehmet Akif Ersoy bizim için çok değerli bir şahsiyet. Sadece tabii ki okulun ismini alması hasebiyle değil bu. Birçok arkadaşımın da bahsettiği gibi Mehmet Akif Ersoy milli şairimiz, İster Marşımızın müellifi ve daha birçok şiirin şairi ve bizi birçok düşünceye götüren bir şair. Biz böyle bir ismi taşıyan okulda görev yapmaktan gurur duyuyoruz. Bütün arkadaşlarımızla birlikte bunun gururunu yaşıyoruz. Mehmet Akif Ersoy deyince aklınıza ne geliyor efendim? Ben başlıyorum. İster Marşı. Mehmet Akif Ersoy size niye hatırlatıyor? İstiklal Marşı. İstiklal Marşı'ndan efendim bir bize söyleyebilir misiniz? Korkma, sönmez bu şafaklarda izlen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde de sönen en sonacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Teşekkür ederim. Tabii Mehmet Akif Ersoy deyince aklımıza birçok şeyler geliyor. Bildiğimiz klasik anlamda. Yani bildiklerimiz İstiklal Marşı şairi olması, ilçemizde bulunan bir okulun ismi olması. Bunun haricinde daha önemli olan ve gençliğimizin bilmesi gereken şeyler var. Onlar aklımıza geliyor. Neler olabilir bunlar? İşte çalışmak, gayret göstermek, insani vasıfların bütününü kendinde barındıran bir şahsiyet ortaya çıkıyor. Çalmış eserlerinden, kitaplarından söyleyebilirim. Sıfat. Bak güzel. İstiklal Marşı'nız var. Aranızda kartanına da kalmamız lazım. Teşekkür ederim. Evet Akif Ersoy deyince aklımızda Türkiye'nin en büyük şairi geliyor. Şimdi İstiklal Marşı'mızı yazan en büyük şairimiz. Bundan başka ne olabilir ki? Teşekkür ederim. Rica ediyorum. Peygamber Efendimiz'in hayatını, sünnetini örnek alarak yaşamış bir şahsiyet. Hani Osmanlı döneminin son döneminde yetişmiş en değerli şahsiyetlerden bir tanesi. Kendisi hiçbir şekilde yalan söylememiş ve kendisi söz verdiği zaman 3 tane yetim çocuğa da bakmıştır. Peygamber Efendimiz'in hayatını aynı kabul etmiş, uygulamıştır ve 63 yaşında da vefat etmiştir. İlk başta İstiklal Marşı'nın yazarı olması, Safahat isimli kitap, bir kitap var, kitabı yazması, müstesna bir kişilik, edebi bir şahsiyet, eseri dillerden dillere dolaşmış bir gören insan. Bunun yanında edep ve haya noktasında milletimize önder olmuş bir kişilik. Şimdi Mehmet Akif bir inanç abidesidir öncelikle. Sadece şair yazan bir şair, şiir yazan bir şair değil. Sadece bir düşünür değil. Onun ötesinde yazdıklarını uygulayan, hayatta tatbik eden ende insanlardan biridir. Mehmet Akif Ersoy deyince aklımıza gelen çok şey var aslında ama ilk başta İstiklal Marşı'nda olsun ve diğer şiirlerinde olsun yüklemiş olduğu o coşku, heyecan, o Türklük ve maneviyat dolu duygular geliyor aklıma. Akif Ersoy deyince aklınıza ne geliyor? İstiklal Marşı. Akif Ersoy deyince aklınıza ne geliyor? Mehmet Akif Ersoy deyince herhalde herkesin aklına önce İstiklal Marşı geliyor. Evet. Ülkenin marşını yazmış büyük şairi. İlk İstiklal Marşı'mı geliyor. Teşekkür ederim. Mehmet Akif Ersoy dediğimiz zaman aklımıza vatan sevdalısı, çok büyük bir şair. Dava adamı ve din adamı aklıma geliyor. Mehmet Akif Ersoy deyince aklımıza milli şairimiz geliyor. Mehmet Akif Ersoy deyince aklınıza ne geliyor efendim? İstiklal Marşı. Mehmet Akif Ersoy deyince aklıma yani yazdığı Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı geliyor. Güzel bir şair olduğu geliyor. İstiklal Marşı'nın yazar olduğu hem de Cumhuriyet tarihinin en önemli şairlerinden biri olarak aklıma geliyor. Mehmet Akif Ersoy deyince İstiklal Marşı'mızı yazan Mücevher bir şairimiz aklıma geliyor.
Tarihin en büyük şairi gibi. Üstelik İstiklal Marşı'nı yazmıştır. Mehmet Akif Ersoy, milli şairimiz, İstiklal Marşı şairimiz. Safahat adlı bir eser var bildiğim kadarıyla. Ve hala gönüllerde, hala yüreklerde diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Milli şairimiz kendisi. Vatan şairimiz olarak geliyor. Sizi herhalde. Türkiye tarihinin gelmiş geçmiş en büyük şairlerinin İstiklal Marşı'nın yanlarında. Mehmet Akif Ersoy deyince aklıma benim tabii birçok şey geliyor ama en keskin hazır cevapladığı aklıma geliyor. Manevi değerler uğruna savaş vermiş bir gönül insanı. Özgün ve özgür çalışmaları olan, toplumun acısını kendi acısı gibi hisseden, toplumun sorunlarını kendi sorunları olarak gören önemli bir kişilik diye düşünüyorum. Sadece İstiklal Marşı'yı hatırlamak bence biraz haksızlık olacağını düşünüyorum. Bir de diğer husus, Mithat Cemal Kuntay'ın ifadesiyle ömrü hayatında diyor ki Mehmet Akif için bir defa dahi yalan söylediğini duymadım. Evet, yalan söyleyen bir nesil maalesef yetiştiği için bu da Mehmet Akif Ersoy'un bu yönünde vurgulanması gerektiğini düşünüyorum. Daha söylenecek çok şey var ama bu kadar yeterli olacak kendisine. Ben teşekkür ediyorum. Şöyle bir kitaplarına dönmek için. Akif'i daha iyi anlamak, Asım'ın neslini daha iyi aktarmak için çalışmak gerekir. İnşallah bizler de bu konuda elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz, yapacağız da. Evet hocam, siz şiirleri yorumlayan bir insan olarak Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinde en dikkatinizi çeken düşünceler, sizi etkileyen dizeler neler olabilir efendim? Evet, her şeyden önce vatanı ve milleti onun için vazgeçilmez bir unsurmuş. Ben onu anlıyorum. Ve bu arada tabii ki vatan ve milletin yanında dini mefkuresi de önem taşıyor. Dolayısıyla biz her şeyiyle topyekun bir insan görüyoruz karşımızda. İnsan olmak tabii ki kolay bir olgu değil. Biz bunu tam manasıyla Mehmet Akif Ersoy'a verebiliyoruz. Teşekkür ederim. Mehmet Akif Ersoy'u anma haftası münasebetiyle yapmış olduğumuz bu çalışmalara son verirken kameramanımız Holly Şahin Akgün'e, metin yazarımız Fatih Sezgin'e ve yönetmenimiz okul müdürümüz Sayın Ahmet Ormancı'ya teşekkürleri bir borç biliriz. Korkma sönmez bu şafaklarda izlen sancak. Sönmeden yurdumun üstünde de sen en sanacak. O benim milletimin yıldızları parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak.